Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ocak böbreğinin temizliği ile ilgili bir video yapacağım. Ben bunları makine yaptığım için karardılar ve paslanma oldu, böyle gördüğünüz gibi. Şu an görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi bunların temizliği ile ilgili, parlaması ile ilgili bir video hazırladım sizin için. Bunların hepsini çıkarıp ocağa koyacağım. Tencerenin içerisine koyacağım. Bu şekilde. Böyle. Almayacağım çünkü onu da tekrardan kaynatma yapacağım. Bu kalsın, onu sonradan ekleyeceğim. İçerisine de karbonat atıyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Tamam. 3 çay kaşığı yeterli. Çay kaşığı karbonat. Şöyle bir çay kaşığı limon tuzu, birazcık daha atayım. Ev yapımı kullanacağım ama siz ev yapımı yoksa hazırlardan da kullanabilirsiniz. Bunu da böyle üzerine döküyorum. Görüyorsunuz hemen böyle köpürmeye başladı. Üzerine de su dökeceğim. Suyum sıcak, o kadar soğuk değil. Bunu da döküyorum. Böyle. Bu şekildeyken şimdi bunu ocağa alacağım. Şu şekilde aldım direkt. Bu şekilde bunu kaynatacağım. Kaynasın geliyorum ben. Artık kaynamaya başladı. Görüyorsunuz böyle köpükler de oluştu. Bir yandan da rengi falan da sarardı. Şimdi bunun altını artık kapatıyorum. Yeterli. Bu birazcık böyle bekletin, soğusun, elimiz yanmasın tekrardan yıkarken. Soğuduktan sonra zaten işlemlere devam edeceğiz. Su soğudu iyice. Artık elimize alabilecek şekilde. Bunları böyle, sabun var bende. Küçük bir sabun. Onu şöyle şey yapacağım. Bu şekilde yapıp son kez bir temizleyeceğim yine de. Çıkmayan şeyler güzelce çıksın diye. Aslında eldiven takmamıza gerek yok. Zaten doğal ürünler de yapıyoruz ama yine de ben eldivenim telden kötü olmasın diye takmak istedim. Ama tamamen doğal zaten. Bu şekilde böyle yapacağım. Sonra da yapacağım. Bakalım nasıl olmuşlar. Gördüğünüz gibi zaten. Şöyle yaparsak. Bu da zaten gelecek. Buna da. Görüyorsunuz zaten çok güzel olmuş böyle. Tellerimiz öyle. Arkadaşlar yıkadım, kuruladım bunları. Böyle çok güzel oldular, gördüğünüz gibi renkleri falan harika. Bu şekilde bence siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.